Her şey Tevfik'in bana attığı bir mesajla başladı. Bu mesajda bir Steam ürün anahtarı vardı. Bu da demek oluyordu ki bir edir oyunlarını incelememi istiyor. Daha önceden de aynı şekilde bir oyunu incelemem istenmişti ama oyun için pek iyi şeyler söylememiştim. Bu yüzden bunda da aynısını yapabilirim diye uyarsam da Tevfik objektif olmamı ve tabiri caizse içinden ne geliyorsa yapıştırmamı istedi. E, düşündüğüm gibi de oldu. Şimdi sevgili oyun yapımcıları. Yıl olmuş 2022 ve siz hala MMO FPS yapıyorsunuz. Yapın bakalım. Bir önceki incelediğim oyun Warface'ti. Kendisini internet sitemizde yazılı bir şekilde de inceledim. Dil yani olursa açıklama kısmına da linki bırakıverdik. Aslında Warface oyunundan bahsetmemin bir sebebi var. My Games isimli bir oyun dağıtımcısı. Kendileri Warface'i üstlenirken aynı zamanda World War 3'yi de dağıtım görevini almışlar. Kendileriyle pozitif bir iletişim içerisinde olsak da oyunlarınızı bazen gömüyorum. Artık beni orada idare edeceksiniz. World War 3'e baktığımızda isminden de anlaşılacağı üzere 3. Dünya Savaşı temalı bir savaş oyunu bizi bekliyor tamamen oynaması ücretsiz bu oyuna girdiğimde tereddütle yaklaştım aslında. Çünkü bu tarz oyunlar genelde pay to win oluyorlar. Malum Warface'te de pay to winlik vardı. Yani %100 bir pay to winlik yoktu ama parayı veren her zaman diğerlerine göre düdüğü daha erken çalıyordu. Bu oyunda bunu göremedim. Aslında bunun sebebi biraz da oyunun hala beta sürecinde olmuş olması diyebiliriz. Evet yanlış duymadınız. World War 3 aslında 2018'de çıkış yapmış bir oyun ve yaklaşık 4 senedir kapalı betadaydı. Ve bu beta sürecinde de hala oyun ücretliydi. 26 Eylül ile birlikte oyun açık beta modeline geçiş yaptı. Evet yanlış duymadınız. 2018'de kapalı beta ile çıkış yapmış olan oyunumuz 29 Eylül tarihi ile birlikte açık beta'ya yeni geçiş yaptı. Üstelik açık beta'ya kadar olan süreçte de oyun ücretli bir şekilde satılıyordu. Açık beta'ya geçişi ile birlikte ise tamamen ücretsiz modele dönmüş durumda. Eh, eğer pay paketler oyuna dahil olursa çok da şaşırmayın derim. 26 Eylül tarihinde açık beta'ya geçen oyun 29 Eylül'de tamamen ücretsiz modele geçti. Bu süre zarfında da herkes oyuna erişmeden önce bize Steam'de aktifleştirilebilen bir ürün anahtarı gönderdiler. Sağ olsunlar denedim. Şimdi birazcık deneyimlerimden bahsedeceğim. Her MMO FPS oyununda olduğu gibi girdiğinizde sizi karma karışık bir ekran bekliyor. Buna artık alıştık. Bu oyunların kaderi bu. Benim kaderim bu. Bu ekranda da her şeyi tek tek inceleyerek bulduk. O yüzden oyunun ekranından çok direkt olarak oyun deneyimine geçmek istiyorum. Oyunda 2 adet mod ve bu modlarda da yaklaşık 3 harita bulunuyor. Modlardan biri takım ölüm maçı, diğeri ise harekat modu. Bu harekat modu bildiğiniz Battlefield'daki bölge ele geçirme moduyla aynı. Dilerseniz normal silahlarınızla çarpışırken, dilerseniz araçta kullanabiliyorsunuz. Silah çeşitliliği ise oynadıkça açılıyor. Oyuna başlarken birçok ekipman çeşidi var. Ancak seviyeniz yükseldikçe bunlara erişebiliyorsunuz. Silahların atış hissiyatları birbirinden farklı olsa da vuruş hissiyatı ne yazık ki berbat. Genellikle oynaması ücretsiz oyunlarda vuruş hissiyatı sorunu kronolojik bir problem diyebiliriz aslında. Ayrıca sadece bizim vurduğumuz vuruş hissiyatı değil, hasar alırkenki hissiyat da çok kötü. Yani ben vurulduğumda veya öldüğümde bunu hissedemiyorum. Bu konuda bir gerçekçilik yok. Aynı zamanda canımız azaldığında yere sağlık kiti atıp tekrar canı doldurduğumuzda bunu belli edecek herhangi bir işareti bulunmuyor. Açıkçası oyun bazı şeylerin hissiyatını vermekte bir tık başarısız diyebiliriz. Araç sürüş mekanikleri ise tam bir facia. Sürülen ağır zırhlı araçların hiçbirinin ağırlığı hissedilmiyor. Yani ben bir engele çarptığımda top bir ses çıkması yerine bing diye geri sekiyor. Özellikle ATV tipi bir araç sürerken tekerleklerde dönme animasyonu olmadığını fark ettiğinde sadece derin bir nefes aldım. Optimizasyon ise bambaşka bir telden çalıyor. AMD Radeon 5600X'de ekran kartlı bilgisayarında oyun kesinlikle stabil çalışmadı. Tamam, eskiden kötü sistemlerde oynamaktan düşük FPS'de oynamaya alışkınız da bu kadarı da değil. Hani grafiklerin senin klasmanındaki oyunlara göre çok iyi olsa bile bu kadar kastırmayı da hak etmiyorsun be World War 3. Optimizasyondan ne yazık ki kaldın. Grafiklerden bahsetmek gerekirse yeterince iyi. Çok da uzun tutmaya gerek yok. Zaten bu tarz oynaması ücretsiz oyunların oyuncuyu en çok tavladığı yerde burası oluyor. Bir de oyunun hareket mekaniklerini beğendim. Ondan bahsetmezsek ayıp olur. Hakkını verelim. Yönettiğimiz karakterle olabildiğince farklı şekillerde hareket etme imkanımız var. Mesela iki türlü hızlı koşma modumuz var. Birinde normal hızda koşarken shift'e iki kere basmanız durumunda silahı komple kaldırarak deparatıyor. Tabi bu da kısıtlı bir süreye sahip. Ya da koşarken kayma, tamamen yere yatma, hatta eğilerek koşma gibi hareketler de mevcut. Ayrıca yerde tamamen uzanırken karakteriniz A veya D tuşuna iki kere bastığınızda 180 derece dönerek arkasına bakabiliyor. Tabi yerde uzanırken arkanızdan bir düşman geldiğinde onu dönüp ateş etmeniz biraz imkansız. Çünkü çoktan sizin kafanızı uçuruyorlar. Yavaş yavaş incelemenin sonuna gelecek olursak, çok tarafsız bir inceleme yaptığımı söyleyemem. Çünkü ben genel olarak MMO FPS oyunlarına sıcak bakan birisi değilim. Hatta öyle ki son dönem popüler olan birçok çevrim içi rekabetçi FPS oyununu da bıraktım sayılır. Bu demek değil ki hepsi kötü. Tabii ki de iyi olanlar var ancak ben tercih etmiyorum. Ne yazık ki World War 3 benim kesinlikle oynayın diyerek önereceğim bir oyun değil. Tabii ki merak eden indirip deneyebilir. Zaten tamamen ücretsiz modele geçmiş olan 65 GB boyutundaki bu oyunu siz de deneyebilirsiniz. Umarım pişman olmazsınız. Ayrıca bitirmeden önce eklemek istediğim bir nokta var. Sevgili Youtuberlar, World War 3 oyununun gerçekten Battlefield'ı gömebileceğine inanıyor musunuz? Canı gönülden buna inanıyorsanız, neredeyse 11 yıl önce çıkmış olan Battlefield 3'ü bile oynamamış olmanız gerekiyor. Lütfen komik olmayın. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Lütfen videolarımızı destek vermeyi unutmayın. Biliyorsunuz siz destek verdikçe bizim üretme şevkimiz artıyor. Limonlu Soday'la kalın, hoşçakalın.